Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne Türkiye'nin ne de Rusya'nın çıkarına olacak olan YPG'yi desteklemeye kararlı görünen Suriye denklemine dinamik olarak girmesi bekleniyor. Putin'in Esad hükümetini devirmeye çalışan Suriyeli muhalifleri durdurmadaki kararlılığı Rusya'nın Suriye'ye askeri olarak yerleşmesine sebep oldu. Donanma Analiz Merkezi adlı düşünce kuruluşunda araştırmacı ve Rus ordusu uzmanı Michael Kaufman, Suriye'deki güç dengesi Rusya aleyhine işliyor dedi. Rusya hala büyük bir orduya ve dünyadaki en büyük nükleer savaş başlığı cephaneliğine sahip bir süper güç. Türkiye ise NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olmasına rağmen nükleer silahsız bir orta güç olarak görülüyor. Michael Kaufman buna rağmen Suriye'de Türkiye ile Rusya arasında çıkacak olası bir çatışma durumunda Türkiye'nin daha üstün bir konumda olduğunu bakın nasıl izah ediyor. Ancak jeopolitikte konum her şeydir. Rusya'nın toplam askeri üstünlüğü Suriye'nin kuzeydoğusunda karada üstün bir güce dönüşmüyor diyen Kofman, Rusya'nın Suriye'de birkaç bin asker ve onlarca savaş uçağı içerdiği tahmin edilen tek bir büyük hava üssü var. Kuzeybatı Suriye'deki Laskiye Limanı yakınındaki Himeymim. Ve Tarsus'ta bir deniz üssü. Bu, Rus kuvvetlerinin malzemelerini taşımak için gemilere bağımlılığı gibi bir güvenlik açığı yaratıyor dedi. Kofman, bu altyapı ve lojistik kısıtlamalar Rusya'nın Suriye'deki mevcut güçlerini mevcut seviyesinin çok ötesinde güçlendiremeyeceği anlamına geliyor. Bu gemiler Doğu Akdeniz'deki Suriye limanlarına ulaşmadan önce Karadeniz'i Türk kontrolündeki boğazlardan geçmek zorunda. Lojistik destek için boğaza erişim gerektiren bir mecburiyetin olduğu bir senaryoda Rus kuvvetleri aslında çok savunmasız bir konumda dedi. Türkiye'ye yönelik bir Rus operasyonu da tehlikeli olacaktır. NATO, ulusal toprakları saldırıya uğrayan bir üyeye yardım etmek zorunda kalacak diyen Kaufman, açıkçası ne Türkiye ne de Rusya aralarında askeri bir çatışma istemese de İdlib bölgesinden geri adım atamayacaklarını söyledi. Durum, Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği'nin doğrudan çatışmadan kaçındığı ve bunun yerine temsilcilerinin güçleri aracılığıyla savaştığı soğuk savaşa benziyor. Her iki tarafta çatışmayı önlemek için çalışırken hiçbiri karşı önlem almadan can kaybını kabul edemez dedi. Türkiye ve Rusya 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bir dizi savaşta dahil olmak üzere çalkantılı bir tarihe sahiptir diyen Kofman, ironik olan şu ki İdlib'de hem Moskova hem de Ankara son yıllarda özellikle Rus S-400 uçak savar füzelerinin satın alınmasıyla yakınlaştıkça bataklık daha da büyüyor dedi. Kofman, rejimin istikrarı ve bekası söz konusuysa Rus ordusunun Suriye rejimi adına müdahale etmesi anlaşılabilir bir durumdur. Ama İdlib'deki Suriye güçleri adına daha fazla müdahale etmemeli. Rusya'nın İdlib'e ihtiyacı yok yorumunu yaptı. ABD'nin artık Suriye denklemine hızlı bir şekilde girmesi bekleniyor ve ne Türkiye ne de Rusya'nın çıkarına olan YPG'yi desteklemeyi sürdürmekte kararlı görünüyor. Bu nedenle ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin eninde sonunda Türkiye ile Rusya'yı yakınlaştıracağını ve bunun sonucunda ortak ABD-YPG tehdidi karşısında İdlib'deki görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılacağı tahmin ediliyor. ABD ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmanın çöktüğünü iddia eden The Economist, Tahran'ın ardından Suudi Arabistan ve Türkiye'nin nükleer alanda adımlar atabileceğini ifade etti. Londra merkezli The Economist dergisi son kapağında nükleer teknoloji alanını ele aldı. Dergi, dünyanın nükleer silahlanma dalgasıyla karşı karşıya olduğunu, bu gidişatı durdurmak için nükleer güçlerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Nükleer silahlanma yarışıyla ilgili Çin'in hızla artan bölgesel hakimiyeti ve Kuzey Kore'nin büyüyen nükleer cephaneliği Güney Kore ve Japonya'yı büyülüyor denildi. Diğer taraftan İran'ın nükleer programının Suudi Arabistan ve Türkiye'nin üzerinde belirdiği kaydedilerek şu görüşler aktarıldı. Orta Doğu farklı, İran'ın nükleer programını kısıtlayan nükleer anlaşma çöküyor. ABD Başkanı Joe Biden anlaşmayı canlandırsa bile hükümlerinin çoğunun süresi 10 yıl içinde sona eriyor. Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın nükleer teknolojiye yönelik planları üzerinde çok az iç denetim olduğunu belirten dergi, İran herhangi bir anda nükleer silah kullanmayı düşünüyormuş gibi görünürse Suudi Arabistan geride kalmak istemeyecektir dedi. Nükleer alanda Riyad'ın ardından Türkiye'nin gelebileceği belirtildi. Nükleer düzenin çözülmeye başlaması halinde bunu durdurmanın neredeyse imkansız olacağına dikkat çekildi. Yunan basınında Türk donanması 2021'e ne hazırlıyor başlıklı bir yazı kalemi alındı. Türkiye'nin donanmayı güçlendirme çabaları 2021'de Ege ve Akdeniz'in sularının 2020'den daha sakin olmayacağını gösteriyor denilen yazıda, Herkesin gözü kuruluş yıl dönümünde, keşif temaslarında veya Fransız Rafael anlaşmasında olabilir ama Türkiye'nin başka planları var ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği ve ABD, Batı ülkelerinin iç siyasetine müdahalede bulunan Türklere yaptırımlar uygulamalı. Bu, Türkiye'nin NATO ve konsey şartı kapsamındaki taahhütlerine uygun olacaktır diyen Garneş Europe'da araştırmacı Mark Pierini ve kıdemli program yöneticisi Francesco Scardini'nin sözleri hatırlatıldı. 23 Ocak'ta düzenlenen yüksek profilli bir törenle, Türkiye ilk ve milli olarak inşa edilen İ sınıfı TCG İstanbul fırkateynini suya indirdi. Milgen programı kapsamında 4 korvet ve 4 fırkateyn inşa edilmesi planlanıyor diyen Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'nin askeri caydırıcılığını azami düzeyde tutması gerektiğini söyledi. Askeri, mali ve diplomatik açıdan güçlü olmak bizim için bir seçenek değil, gerekli ifadelerine yer verildi. 2021'de tamamlanacak projeleri de sıralayan Yunan medyası, diğer birçok büyük silahlanma projesi ise 2021'de bir kilometre taşı ile planlanıyor. Örneğin ilk Türk çıkarma helikopter iskelesi TCG Anadolu, Bilgi Gemisi Ufuk ve Yakıt İkmal Tankı Güngör 2021'de faaliyete geçecek. TCG Anadolu 1 milyar dolarlık amfibi hucum gemisi İspanya Navantia Tersanesi lisansıyla Türkiye'de inşa ediliyor. Türkiye 2021 yılında ilk bağımsız denizaltı olacak bir tip 214 TN platformu olan Reis sınıfı denizaltı piri reisi de piyasaya sürmeyi planlıyor ifadeleri kullanılarak Türkiye'nin güçlü bir askeri yaklaşım benimsemesinin ihtilafları çözme ihtimalini gittikçe azalttığı yorumu yapıldı. Öte yandan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan 25 Mart bağımsızlık günü törenleri hazırlıklarına başladı. Atina yönetiminin bağımsızlık törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı olumsuz yanıt ülkede hayal kırıklığı yarattı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200. yılını kutlayacak olan Yunanistan'daki askeri geçit törenine davet edilmesine rağmen Atina'yı ziyaret etme planı olmadığını söyledi. Yunan medyası Putin'in tavrını gazetelerin ön sayfasına taşıdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin "Ama şimdi ne değişti? Rusya'da Yunanistan'ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı mı var?" Unutmayalım ki Atina Washington'a oldukça epey üst vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı ifadeleriyle değerlendirdi. Taneya gazetesi web sitesinde yayınladığı haberinde çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller yorumunda bulundu. Atina yönetiminin 25 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarına ilişkin davetliler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles da bulunuyor. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den 7 yıl başbakanlık yapan Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Coğrafi olarak bakarsanız Avrupa'nın gücünü bulması için Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacı var. Bizi daha güçlü kılan yolları engellememeliyiz." diyerek Türkiye ile daha yakın işbirliği yapılması çağrısında bulundu. Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığı ve bunun durdurulması şansının olup olmadığı yönündeki soru üzerine hayır bitmedi diyen şölder Türkiye'de Avrupa'ya karşı bir tavır olmadığını vurguladı. Türkiye'nin batısı ile doğusunun farklı düşündüğüne işaret eden şölder 1963'te Türkiye'nin uzun bir süreçte AB'ye katılacağına dair bir söz verildi. "Çoğu benim zamanımda olmak üzere iki tarafta da ciddi çabalar vardı." dedi. Schröder, Almanya'da Hristiyan Birlik Partilerinin Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin imtiyazlı ortaklık teklif etmelerine atıfta bulunarak imtiyazlı ortaklık ifadesiyle aslında dışarıda kalın işareti verilmek isteniyor değerlendirmesinde bulundu. Orta Doğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar isimli grup, Kanada hükümetine çağrıda bulunarak İsrail'den insansız hava aracı alınmasını öngören sözleşmenin iptal edilmesini istedi. Grubun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kanada'nın İsrail'in en büyük ikinci silah şirketi Elbit Sistem'in ürettiği İHA'lardan almak için 36.16 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı belirtildi. Grubun sosyal medyada yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verildi. İsrail'in 2014'te Gazze'deki Filistinli sivillere saldırısı sırasında İsrailli insansız hava araçları 164 Filistinli çocuğu öldürdü. Aslında Elbit Sistem, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinde derinden suç ortağıdır. Elbit, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlileri izlemek ve öldürmek için kullandığı askeri İHA'ların %85'ini üretiyor. Kanada'nın insan hakları ve uluslararası hukukun korkunç ihlallerinden doğrudan sorumlu bir İsrail silah şirketinden İHA satın alması kabul edilemez. Kanada'yı Elbit Sistem ile olan sözleşmeyi derhal iptal etmeye çağırıyoruz ifadeleri kullanıldı. Dağlık Karabağ'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şovgu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı. Azerbaycan'ın Ağdam kentinde kurulumu tamamlanan Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde görev alacak Türk askerleri Azerbaycan'a ulaştı. Bugün itibariyle kurulumu tamamlanan merkezde Türk ve Rus subaylar resmen göreve başlamaya hazırlanıyor. Uzun zamandır ABD ile Çin arasında devam eden gerginlik Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından da hız kesmedi. Financial Times'ın ABD ve müttefiklerinin istihbaratına dayandırdığı haberine göre Çin ordusu Tayvan hava savunma bölgesinin güneybatısına 23 Ocak'ta 11 uçak gönderdi. Aynı bölgeye sonraki gün 15 uçak daha sevk edildi. Bombardıman uçaklarının ve bazı savaş uçaklarının bölgede bulunan ABD'ye ait USS Theodore Roosevelt öncülüğündeki gemileri simülasyon hedef olarak işaretleyerek tatbikat gerçekleştirdiği aktarıldı. Çin savaş uçaklarıyla ABD gemileri arasındaki mesafenin 463 kilometreden fazla olduğu kaydedildi. H-6 bombardıman uçaklarının pilotlarının simüle edilmiş hedef için emirleri onayladığı ve ABD uçak gemisine anti gemi füzesi fırlatıldığını doğruladığı bildirildi. Son gelişme Tayvan ve Güney Çin Denizi çevresinde ABD ile Çin arasındaki yoğun askeri rekabetin arttığını gösteriyor. Tayvan, geçtiğimiz hafta Çin savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini belirtmiş, Washington'dan Pekin'e baskı yapmasını istemişti. Pekin yönetimi ise herhangi bir bağımsızlık hareketini savaş sebebi sayacağını duyurmuştu. Arkadaşlar bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.